Evlilik ve aile ile ilgili sorular. Sual. Kızımızın kayınvalidesi, bizim Van'da adettir. Düğün masrafı yaptığımız için gelinin altınlarını alırız diyor. Hacca gidecekmiş. Kızımızın çantasından altınları almış, kolundaki bilezikleri de istiyor. Dinen böyle bir şey yapmaya hakları var mı? Kızım altınlarını vermeye mecbur mu? Cevap. Böyle bir adet olsa da dinimize aykırı adet geçerli olmaz. Gelin altınları vermeye mecbur değildir. Sual. Bir kadının kalktığı yer soğumadan hemen oraya bir erkeğin oturması mekruh olur deniyor. Belediye otobüslerinde de durum böyle midir? Cevap. Evet. Ancak belediye otobüslerinde oturması gereken kimsenin başkası kapmasın diye oturması mekruh olmaz. Sual. Damat siyah elbise giyse caiz mi? Kafire benzemiş olur mu? Cevap. Caizdir. Benzemiş olmaz. Sual. Damat adayına, evine çamaşır makinesiyle, kızıma üç bilezik alırsan, evlenmenize razı olurum demek caiz midir? Cevap. Evet. Sual. Kızımı oğluna isteyene, sen de oğluma kızını ver demek caiz midir? Cevap. Evet. Sual: Evdeki işleri kimin yapması lazım? Cevap: Hanım ev işlerini yapmaya mecbur değildir. Ancak erkek de ihsan etmeye mecbur değil. Kadın ev işini yapınca erkek de fazlasıyla ihsanda bulunur. Bu işler karşılıklı olur. Sual: Amca kızıyla evlenen bir defa mı mekruh işlemiş olur? Cevap: Evet. Sual: Mümin kadına melek gibidir demek caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Hanımın kocasının elini öpmesi caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Hanım kocasını Ali Bey, Veli Efendi diye çağırsa caiz mi? Cevap: Oranın adetine itibar olunur. Ayıplanmıyorsa caizdir. Sual: hanımla iyi geçinmek farz mı? Cevap, herkesle iyi geçinmek farz. Kalp kırmak haramdır. Sual, nikahlı kıza babasının evindeyken kocası nafaka verir mi? Cevap, hayır. Sual, sakal bırakmak için hanımdan izin almak gerekir mi? Cevap, hayır. Sual, huysuz hanımın ölmesini istemek caiz mi? Cevap, zararlı kafir ve zalimden başkasının ölümü istenmez. Sual, kadın veya erkek namaz kılmayan eşinden ayrılmazsa günaha girer mi? Cevap, kadın namaz kılmayan kocasından ayrılmaz. Çünkü kocanın günahı eşinden sorulmaz. Farzı yapmayan kadını boşamamak günah değildir. Namaz kılmayan kadını boşamak gerekmez. Çünkü namazın faydası kocası için değildir. Sual: Fakirliğe sebep olanlar nelerdir? Cevap: Hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir. Julüp olarak yemek yemek, ekmek ufağını hor görüp basmak, büyüklerin önünde yürümek, babasını ve annesini adıyla çağırmak defi hacet yaptığı yerde temizlemeden abdest almak, çana ve çömleği yıkamadan yemek koymak, elbisesini üstünde dikmek, açken soğan yemek, yüzünü elbisesiyle silmek, evinde örümcek bırakmak, sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak, pazara erken gidip geç dönmek, babaya ve anaya kötü duada bulunmak, Yemek kaplarını açık bırakmak, bir iş yaparken besmele çekmemek, zaruretsiz ayakta defihacet görmek. Sual: İhtiyaç olunca iki kadın veya iki erkek aynı yatakta yatabilir mi? Cevap: Evet. Sual: Öğretmek için akıl bali oğulun elini öpmek haram mı? Cevap: Hayır. Sual: Beni boşuyan kocamın mahkeme emriyle çocuğumla benim için verdiği nafakayı almam caiz mi? Cevap: Elbette. Sual: Vazife icabı dövmek gerektiğinde ne yapmalı? Cevap: Terbiye için baba oğlunu, hoca talebesini hafif dövebilir, tokat atamaz, başka ceza vermeli. Sual: Doğup büyünen yeri akraba olmasa da ziyaret iyi mi? Cevap, faydalıdır. Kalbe rikkat verir. Sual, kurumuş ekmekleri çöpe atmak uygun mu? Cevap, kurumuş da olsa ekmeği çöpe atmak hiç uygun değildir. Üstelik israf da olur. Bir hayvana yedirilirse israf olmaz. Ekmek parçalarını, kırıntılarını çöpe atmayıp yemek sevap olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Sofradan düşen kırıntıları yiyen fakirleşmez, çocukları da ahmak olmaz. Sual. Küpe için kulağımı deldirmedim. Bazı kadınlar kulağa deldirmek sünnettir. Küpe için kulağını deldirmeyen günaha girer dediler. Kulağımı deldirmesem günaha girer miyim? Cevap. Küpe takmak için kız çocuğun kulağını delmek caizdir. Küpe takmak ibadet değil, adettir. Peygamber Efendimizin ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı, veya yapılmasına izin verdiği şeylere sünnet-i zevait denir. Zevait sünnetleri terk etmek günah olmaz. Mesela Peygamber Efendimiz gümüş yüzük takardı. Gümüş yüzük takan eshab-ı kirama da mani olmazdı. Erkeklerin gümüş yüzük takmaları sünnet-i zevait olduğu için terk etmeleri günah olmaz. Bayramlarda herkesin takması müstehaptır. Gösteriş için takmak haramdır. Sual Hamileyken saç kestirmekte mahsur var mıdır? Cevap: Hamileyken ihtiyaç varsa saç kestirmekte mahsur yoktur. Hamile değilken lüzumsuz yere saç kestirmek uygun değildir. Sual: Camiye bitişik lokalde dinimize aykırı olmayan toplantılar yapmak, kına gecesi düzenlemek caiz midir? Cevap: Caizdir. Sual: Evde huzursuzluk olmaması iyi midir? Cevap, elbette iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın sevdiği ev halkı arasında mülayemet yani uygunluk, yumuşaklık olur. Sual, hanım ikide bir yalandan hasta numarası yapıyor, doğru mu? Cevap, yalandan hasta gibi görünmek doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hasta gözükmeyin, hasta olursunuz. Sual, Resulullah'ın kızları Ebu Leheb'in oğullarıyla nişanlıymış. Evlenmeden boşanmışlar. Ebu Leheb'in çocukları müşrik değil miydi? Bu iş nasıl oldu? Cevap Ebu Leheb, Resulullah Efendimizin amcasıydı. Ancak Efendimiz Aleyhisselam, peygamberliğini tebliğe başlayınca azılı düşmanı oldu. Tebbet suresi gelerek, kendisinin ve Resulullah'ın kapısına dikenleri yığan karısının cehenneme gidecekleri bildirilince çok öfkelendi. Oğulları Utbe ve Uteybe'ye daha önceleri nişanlı oldukları Resulullah'ın kızlarını boşamalarını emretti. Bunlar da babalarının sözlerine uyarak Resulullah'ın damatlığı gibi bir şerefi ellerinden çıkardılar, müşrikliklerine devam ettiler. Uteybe Resulullah'ın huzuruna da gelip hakaret etti. Resulullah Efendimiz de "Ya Rabbi, buna bir canavar musallat et." buyurdu. Cenab-ı Hak peygamberinin duasını kabul buyurdu. Şama giderken bir gece bir aslan gelip kafile içinde koklayarak bunu bulup parçaladı. Bu iki müşrik o iki hanım kızı boşadıkları zaman nişanlıydılar. Daha düğünleri olmamıştı. Onları boşuyarak Resulullah Efendimizi geçim sıkıntısına sokmak istemişlerdi. Fakat Hazreti Osman bu fırsattan istifade edip Utbe'nin boşadığı Hazreti Rukayye'yi kız olarak nikah etmekle Resulullah'ın damadı olmak şerefine kavuştu. Hazreti Osman çok yakışıklı ve beyaz bir gençti. Ebu Leheb'in müşrik veletlerinden çok daha zengindi. Ebu Leheb'in oğullarıyla nişanlandıklarında Bekara suresinin kadınlarınızı müşrik erkeklerle evlendirmeyin mealindeki 221. ayeti henüz inmemişti. Çünkü o zaman İslamiyet daha yeni gelmişti. Sual Belimize bağladığımız kemer, bornoz kuşağı gibi şeyler de zünnar sayılır mı? Cevap Hayır, bunlar zünnar sayılmaz. Fakat yine de zünnara benzememesi için uçlarını sarkıtmamalıdır. Sual Tam ilmi haldeki mahrem bilgileri Birkaç kişinin birlikte okumaları caiz midir? Cevap: Evet caizdir. Sual: Öğretmenin öğrenciyle ilişkisi nasıl olmalıdır? Cevap: 1. Öğrenciye kendisini sevdirmeli. 2. Onu tenkit etmemeli, özellikle başkasının yanında hakaret edip mahcup etmemeli. 3. Notu esirgememelidir. Sual: Evlenecek olanlara Mürşidi Müteehhil'in kitabı tavsiye ediliyor. Bu kitap muteber midir? Cevap: Osmanlıca orijinali muteberdir. Bunun dışındaki baskıları bazı mahsurları olduğu için tavsiye etmiyoruz. Evlilikle ilgili sitemizde yeterli bilgi mevcuttur. Sual: Bir hanım beynin yanında terbiyesizce oturabilir mi? Cevap: Uygun olmaz. Resulullah Efendimiz kızının yanında bile ayaklarını uzatıp oturmazdı. Sual, düğünlerde adete uyarak gelin arabasının önünü kesip para alıyorlar. Gelinin akrabaları kapıyı kapatıp para almadan açmıyorlar. Böyle alınan paralar helal olur mu? Cevap, rızalarıyla veriyorlarsa helal olur. Mecbur bırakılarak gasp ediliyorsa helal olmaz. Sual, zengin baba fakir oğlunu evlendirmek zorunda mıdır? Cevap, evet, zengin babanın fakir çocuğunu evlendirmesi vaciptir. Sual, amcam içinde iyi biri olmak, bunu içten diyorum, benim Türkçem iyi değil, ama derken gözlerim doluyor amca. Sizi ben o kadar çok rahatsız ettim ki ilk günden beri, o kadar meşgul olduğunuz halde her zaman maillerime cevap yazdınız.'' düzgün sual olsun, saçmalamalar olsun. Allahü Teala sizden razı olsun ve ailenizden de. Çünkü harcadığınız o vakitlerin hepsi ailenizle olacak vakitlerden eksilmedir her zaman. Ailenizi çok seviyorum. Örttüm başımı. Başladım hep namaza amca. Çok tatlı, çok güzel. Dualarımla her zaman. Cevap. Allahü Teala sizden de razı olsun. Dünya ve ahiret saadeti ihsan etsin suallere cevap vermek vazifemizdir. Her zaman sorabilirsiniz.